Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok sıcak saatler yaşanıyor. Kran kran'a pazarlıklar devam ediyor. Kampa sayılı günler kaldı. İki ismi öğrendik. Üçüncü isim Santofor. Bu ismi henüz öğrenemedik. Ama bekliyoruz arkadaşlar. Her an bu isim açıklanabilir. Ciddi anlamda gazeteciler tarafından bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Tabi e, yarın Kurban Bayramı. Öncelikle oradan gidelim. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun. Ee, hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Tabi transfer geldikçe bayram şekeri gibi geliyor biliyorum. İnşallah transferler e, gelmeye devam eder. Şimdi dün Fernandez açıkladık. Valadoid takımının stoperiydi. 27 tane maç oynadı e, geçen sene. Bir gol buldu. Önemli bir stoper, sol stoper. Yani izledim, takip ettim elimden geldiğince ama bizim konuştuğumuz stoperlere göre bana göre bir tık düşük seviye anlamında. Şimdi elindeki Danceville'e baktığın zaman, elindeki bir Batra'ya baktığın zaman bakın densville ile Batra'nın bu seneki performanslarını konuşmuyorum. Evet kötüydü ama şu an Fernandez'e göre bana göre daha iyi ki stoper. Bana göre. Geldi 1.3 milyon euro para verileceği söyleniliyor bonservis bu pardon oyuncunun maliyeti. Bon servis yok, imza parası yok deniliyor. Fernandez için tabii ki de baktığım zaman YouTube'dan bakıyorum. Biraz videolarını izledim, attığı golü izledim. Bir tane çok iyi çıktı vurdu. Vitor Hugo vari böyle bir vuruş yaptı. Ama yani erken kamp dönemini bir geçirsin. Hazırlık maçlarında görelim. Şuna dayanarak söylüyorum ben. Yani Mark Batra ve Densville bana göre bir tık daha önde stoperler. Bakın bu sezonki performanslarını bir tarafa koyuyorum. Şu an kağıt üzerinde konuşuyorum. Batra'ya baktığımız zaman, şampiyonluk döneminde Dance ile baktığın zaman üst düzey oynadı oyuncular olduğunu görebiliyoruz. Bu sene tamamıyla hayal kırıklığı. Bir tarafa koyuyorum bakın. Yanlış anlaşılmak istemem. Bunu söylemek istiyorum. Tabii şimdi Orçic ve Petkovic tarafında da kıran kırana pazarlıklar var. Ve kötü haberler var. Şimdi tabii bu kötü haberleri döndürebiliriz inşallah. Öncelikle Bizim için de ve Trezege'miz var arkadaşlar. Bir Orsic transferine bir değinelim. Orsic'in alternatifi B planında hazır. Onu da konuşmak istiyorum şimdi. Orsic olmazsa o isme yöneleceğiz. Şimdi e, Petkoviç ve Orsic listenin başında arkadaşlar. Hocamızın istediği iki isimden iki isim en öndeki iki isim. Zaten hocanın istediği 8 isim olduğu söyleniliyor. 11 tane kulübümüzün, squat ekibimizin hazırladığı rapor. 8 tane de hocamızın istediği isim olduğu söyleniyor ve bunların en başında Orsic ve Kaman, pardon Kaman'ı birazdan konuşacağım. Orsic ve Petkoviç olduğu söyleniyor. Şimdi tabi Orsic'e gelinen noktada Trabzonspor takımımız görüşmelerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir görüşme daha gerçekleştirilmiş. Orsic transferinde tabi Göztepe takımının da bizden bazı talepleri bulun, taleplerde bulundular. İşte Doğucan'ı daha önce söylemiştim talepte bulundu diye. Hatta gazetelerde yazmıştı. Doğucan'ı bonservisiyle ve Taha'yı bonservisiyle istiyorlar ki ben stoper Taha'yı çok beğeniyorum. Stoper Taha'yı hiçbir şekilde göndermemesi gerekiyor Trabzonspor takımının. Gerçekten Taha'ya şans verilirse Taha Trabzonspor takımında uzun yıllar hizmet eder arkadaşlar. Taha'nın hem özgüveni hem kesiciliği hem hava hekimiyetini çok beğeniyorum. Üzerine gidilirse Taha yeni bir Ahmetcan Kaplan olabilir arkadaşlar. İyi bir transfer yapabilir. Neden söylüyorum? Genç milli takımlarımızda da çok güzel, çok başarılı performans sergiliyor. Milli takım hocalarına da sormuştum ben zamanında. Geldiği zaman da sizlere şunu söylemiştim. Bursa'dan geldikleri zaman hatırlayın Taha için çok güzel referanslar var demiştim. Nitekim bana göre iki maç oynadı. Sezonu bomboş geçen bir oyuncu. Genç, pırlanta gibi kardeşimiz bir tarafa koyuyorum. Ve ta transferinde bana göre kirala gönder oynasın. Bak o ayrı bir konu. Oynaması gerekiyor. Senede bir maç, iki maçtan bu oyuncu bir sene sonra kaybolur gider. Hiçbir şey olmaz. Oynaması gerekiyor. Bu senede kiralarlarsa niye kiraladılar demem. Gözünün önünde gönder. Suka ekibimi takip edecek. Birisi de onu mutlaka takip etmesi gerekiyor. O, ve e, Orsic transferinde de kesinlikle geri vites yok şu anda. Hani bir para beklentileri var oynatmasalar da maliyeti de yüksek olsa bir para beklentileri var ve Trabzonspor takımımız şu an orada bir durma kararı aldığının bir bilgisi var. Gelelim oradan Petkoviç'e. Tabi Petkoviç transferi zora girdiğin iddiası var arkadaşlar. Şimdi bir santoforla anlaşıldı. Bu santofor Cagne mi yoksa başka bir santofor mu? 21 yaşında bir santoforla daha görüştüğünü bir bilgisi var. O mu? Şimdi tabi ben bunu bilmiyorum. Sizler de bilmiyorsunuz. Ama bir santofor var. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Stoper'i neden o zaman ismini verdiniz? Bu santofon ismini neden vermiyorsunuz? Bu benim için önemli bir detay. Neden stop, stoper'in ismi verilip de santofon ismi verilmiyor? Bakın dün de söyledim. Ondan önceki gün de söyledim. Ya ver ismi Petkoviç tarafı birazcık kızışsın. Birazcık Petkoviç tarafı aman onlar oyuncu aldılar, santofor aldılar diye. Onlar dert etsinler biraz. Ve şimdi Orçiş ve Petkoviç. Hocanın istediği iki tane oyuncu. Bu oyuncular hocanın kadrosunda listesinde oyun planlamasının en başında geliyor hücumda özellikle. E şimdi biz Petkoviç'i, Orsiçi zora girdi deniyor yöneticilerin vermiş olduğu demiş sizlere bilgiyi söylüyorum. E, zora girdi diyorlar. E peki bu iki isim zora girdiyse bu işi hocanın istediği isimler. Neden bu oyuncuları bitiremiyoruz biz? Vereceksek bonservis? Bu oyuncular hocanın istediği oyunculara vermemiz lazım. Hoca da yarın bir gün Allah korusun bir sıkıntılı bir süreç yaşasak. Ya benim istediğimi almadınız gittiniz kafanıza göre oyuncu aldınız der. İşin içinden çıkar. O zaman daha da büyük bir kaosa gireriz. Benim öngörüm tamam daha bitmedi. Almadılar diye bir şey yok. Alacaklar bence. Bu iş ayrı bir konu ama yani bir an önce bitirmek lazım. Para yok. Maxi Gomez gitmedi. işte Cani'nin e, durumu belli değil. Koyutan'ın durumu hala belli değil. Kadro dışı mı kalacak, bir takıma gidecek mi, onu alacak bir takım var mı? Herkes de Koyuta gibi bir oyuncuyu alayım kadromda işte 14 yabancı hakkım var. Doldurayım istemez. E Koyta'yı aldığında Koyuta'ya da bakmak zorunda adam. İdman'a mı çıkaracak, takımı mı karıştıracak, ne olacağı belli değil. E şimdi elinde böyle de bir ihale var. Ama hani Petkovic transferi zora girdi gibi söylemler ki yapılan teklif çok enteresan. Yani yöneticilerine şunu teklif etmek nasıl bir düşünce bilmiyorum. Bu gerçekten önemli bir iddia ve sağlam bir bilgi. Şunu söylemişler yani. Tamam Dinamo Zagreb takımı için tamam siz uzatın da bize bir sene dost bize bir kiralayın. Yani adam bunu zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istiyor. Bu oyuncuyu adam uzatıp sen Vakayemen o takımı Vakayemesi, o takımı sırtlayan adam. Şimdi sen Vakayemen sözleşmesini uzatıp gidip de Olympiakos'a verir misin? veya başka takıma verir miydin? Vermezdin. Çünkü bu adam seni sırtlıyor. Bu adamla sen gol atacaksın. Bu adam senin hücumda tutan oyuncu. Sen bu oyuncu bu şekilde konuşuyorsun. Nitekim Petkovic'in ve Orç için transferi şu an için olumsuz gözüküyor. Bitmiş değil tabii ki de. Kesinlikle bitmiş değil ama ben şunu şu hocanın istediği oyuncuyu alın artık dememdeki neden alınması gerekiyor arkadaşlar. Petkovic'e göre bir oyun planlamamız var bizim. Hocanın kafasından geçen oyuncu hücumdaki kafasındaki oynadığı sahne Petkovic. O sahneyi gerçekleştirebilmek için, o oyunu oynayabilmemiz için bizim Petkovic gibi pivot, sırtı dönük, arkadaşlarına top tutabilecek, arkadaşlarına servis yapacak, yandan geldiğinde etkili olacak, ceza sahasında etkili bir santofora ihtiyacımız var. Bunun için bakın ben sizlere söylüyorum ama ben bir kardeşiniz olarak, abiniz olarak şunu söylüyorum. Stoper arıyoruz. Hava hakimiyeti olan bir stoper arıyoruz dedim. Nitekim gittik Fernandes'i aldık. Veledolit'in <laughs> Pardon. Ee, eski oyuncusu bonservisi elindeydi. Aldık geldik. 1.90 boyunda uzun boylu hava hakimiyeti olan bir stoper getirdik. Bakın test bitimi yapıyorum. Şimdi de diyorum ki sizlere. Santafor'da Petkovic'i getirmemiz gerekiyor. Hoca bu oyuncu istiyor. Orsic'i istiyor. Trezege'nin durumuna bağlı. Trezege'den 10 milyon euro yakın bir para bekliyoruz. Trezege'yi satarız. Mesela şunu söylemiyor yöneticiler yani. Yani Trezege'yi satalım veya X bir oyuncuyu satalım biz o iki oyuncuyu alırız demiyorlar. Bu oyuncularla alakalı çıkmaza girdi. Alamayabiliriz. İşte Orsiç'te son teklifimizi yaptık. Daha da teklif ver. Belki de strateji yapıyorlar. Bilemiyorum ama erken de konuşmak istemiyorum. Sonuçta daha iki aylık bir süre var abi. İki aylık bir süre var. Neden söylüyorum bunu? Kamp dönemine getireceğiz dedikleri için söylüyorum. Bu söylemleri yapanlar başkan. Hoca'ya da bunu söylediler. Hoca da çıktı televizyonda dedi. Ben işte kamp döneminde getireceğiz. Kampta 6-7 oyuncum gelecek böyle olunca da herkesin bir beklentisi oluyor ama ben tekrardan şunu söylemek istiyorum. Petkovic başta olmak üzere hocamızın istediği 7-8 tane oyuncu var. Kulübümüzün de ona sunduğu alternatif 11 tane oyuncu var. Benim düşüncem Petkovic gibi bir ne yapıp edip getireceğiz? İçindeki içerideki oyuncularla da yavaş yavaş ayrılıklar yaşanacak. Kamp dönemine 2-3 gün kalmış arkadaşlar. Zaten şimdi Fernandez işte Korbelis gibi oyuncuları hallettik. Kaleci, genç kaleci kardeşimizi getirdik. Santofor prensipte anlaşıldı. Ya bugün ya yarın onun da açıklanmasını bekliyorum. Ya bugün ya yarın bakın altını çiziyorum. çünkü çok ciddi anlamda hani çalışma var bununla alakalı biliyorum ve bir yumuşama var Santofor'un ismini vermek verecekler gibi gözüküyor. Bugün yarın onu bekliyoruz. Bir bayram şekeri gelir inşallah. Şimdi tabii ki de hiç olmazsa arkadaşlar bakın Gineli kanat oyuncusu Kamano var. Yani e, bayağı da iyi bir oyuncu. Spartak Moskova'da oynadı. E, çok hareketli, dikine gidebilen, oyuncu eksiltebilen iyi bir oyuncu. Bakın Lokomotiv Moskova'da oynadı. İyi de bir sezon geçirdi. Tabi Rusya Ligi ağır birlik, güçlü birlik. Zemin sağ şartları da ağırdır. Hani orada başarılı olanlar bizim ligimizde de başarılı olacağını düşünüyorum. Kamano da hareketli bir oyuncu. Topu ileriye taşıyabilen ent enteresan özellikleri olan bir oyuncu. Şapkadan tavşan çıkartabilir. Bazı zamanlarda da saç baş yoldurabilecek bir oyuncu. Şimdi tabii şimdi bize bir Kuasi geldi. Abi inanılmaz dedik yani oynadı atıyor gidiyor yeni bir yattı ara mı dendi o mu dendi bu mu dendi ki İbu abi hiç kıyaslama ayrı bir konu İbu abinin yeri bizde ayrı yattı araya da buradan selam olsun. Yani Kamano da iyi bir oyuncu Yinedi yine gene hızlı çabuk atletik alternatif anlamında Kamanın adı geçiyordu. Ziger Nagel gene alternatif anlamında Ziger Nagel'in adı geçiyor. Pazarlıklarda son aşamadayız. Kamanın sözleşmesi elinde 500 bin euroluk bir fark kaldı bekliyor. Ziger Nagel'in kulübüyle görüşmeler gerçekleştiriyor. O da aynı şekilde bekliyor. Tabi bakın önemli bir detay haftalardır söylediğim bir detay benim. Ama hani hocanın istediği oyuncular ekstra arkadaşlar. O oyunculara bon servisi vermemiz lazım. Onu bir tarafa koyuyorum. Trezeguet. Max Maxi Gomez, Badri, Batra gibi özellikle bu dört isim çok ciddi anlamda bize bonservis getirecekler. Bize ciddi anlamda bir para getireceklerini düşünüyorum. Milyon euroları alacağız arkadaşlar bu oyuncuları gönderirsek. Tabi yerlerine bakın yavaş yavaş kademeli bir şekilde açıklama gelir. tabi bu oyuncuları da göndermeye planlıyoruz ama şunun altını çizmek istiyorum. Hocanın istediği oyuncuları hele özellikle Petkovic'i ne yapıp edip bir tane iki tane istisnai durum var deyip bu işleri bitirip kenara geçmek lazım. Hoca <laughs> bunu yarın konuşur abi. Şimdiden de ben size söyleyeyim. Ben istedim benim oyuncularımı almadınız. Gittiniz kafanıza göre oyuncu aldınız derse haklı derim adam arkadaşlar. Onun için bunun önünü kesmek lazım. Bir an önce transfer yapmak lazım. Trabzonspor takımı yönetimi çok işler yapıyor. Bakın altını çiziyorum. Bütün bu paraları ödediği oyuncuların boşa çıkmasını engelledi zor durumda içerideki paraları ödedi bunlar önemli işler bakın biz artıları da konuşuyoruz eksileri de konuşuyoruz hele ki ben hiçbir yere bağlı değilim kimseden bir beklentim yok yani youtube kanalının tamamıyla sizde olan bağımı kopartmamak adına Trabzonsporluyum açtım kanalımı konuşuyorum Allah razı olsun hepiniz bana destek veriyorsunuz sırf destek olmak için bile bize takip alanlar var videomuzu izlemeyenler var farkındayım çünkü kanalımız normalde 75 bin küsürüz Bizim normalde videolarımızı daha çok izlenmesi lazım ama biliyorum çoğu arkadaşımız destek olup YouTube'u izlemiyorlar. Bizi izlemiyorlar. Saygı duyuyorum. Eyvallah. Ama e, keyifli oluyor bana da benim için de sizlerle sohbet etmek, transferleri değerlendirmek. Yeni gelen stoper Fernandez için konuştuğumuz oyuncular arasındaki e, hani ilk 5'e kim yazarsın deseniz 4'e yazarım arkadaşlar. Öyle bir stoper diyebiliriz. Tabi erken göreceğiz. Belki adaptasyon sorun çekmeyecek çok da iyi bir performans sergileyecek. Herkesi şaşırtacak. Sonuçta bir listede okeyini vermiş. Bu oyuncu gelmiş. Hayırlı olsun demek istiyorum. Ve alındığı para orada 400 alıyordu diyenler var. İşte 500 alıyor. Burada 1.3 alıyor diyenler. Budur abi. İşin raconu budur. Sözleşmesi elinde adamın. Adam oradaki aldığı parayı getirmek zaten mümkün değil. Onun için çok fazla takılık kalmayın arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Tekrardan kurban bayramınız mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.